Merhaba değerli arkadaşım ben İMT Hoca. Hız yayınları 8. sınıf matematik soru bankasından test 105'i birlikte çözüyoruz. Mehmet'in kumbarasındaki paranın 3 katının 5 TL fazlası 100 liradan az, 2 katının 10 TL fazlası 50 liradan fazladır. Buna göre Mehmet'in kumbarasındaki paranın lira cinsinden alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi Numarasındaki parayı bilmiyoruz, x lira diyebiliriz. 3 katının 5 fazlası 100 TL'den az. 3 katının 5 fazlası, bakın, 3x artı 5, 100 liradan az yazdım. Sonra 2 katının 10 lira fazlası da 50 TL'den fazla. 2 katının 10 lira fazlası 50 liradan fazla, büyüktür 50. Şimdi gelelim bunu çözmeye. Şöyle şunu atıyorum bu tarafa. 3x küçüktür 95. 100'den 5 çıktı 95. Buraya geliyorum. Bu onu bu tarafa atıyorum. 2x büyüktür 40. 50'den 10 çıktı 40. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum. x büyüktür 20. Bu cepte. Bu bir dursun. x 20'den büyük olacak. Sonra buraya geldiğimde ne oluyor? Bak 3x küçüktür 95 ya. 95'i alıyorum. 95'i 3'e bölüyorum. 95'i 3'e böldüğümde bakın 3 kere 3 9. 5'in içinde 3 kaç kere var? 1 kere var. 3 kere 1, 3. Kalan 2. Buraya bir 0 ekliyorum. Buraya bir virgül koyuyorum. O zaman 20'nin içinde 3, 6 kere 6 kere 3, 18. Bu böyle devam eder gider. Tamam mı? Yani 31,6. Burada x küçüktür. 31,6 diye yazabilirim. 3x'i 3'e böldüm. X, 95'i 2'de. 3'e böldüğümde 31,6. Bu böyle devam edip gidiyor. O zaman x'in alabileceği en büyük değer burada 31 olabilir. Çünkü 31, 31,6'dan küçük. x'in alabileceği en küçük değer de 20'den büyük olması lazım. 21 olabilir. O zaman 31 ile 21'i toplarsak 31 artı 21'den 52 olarak buluruz. Doğru cevap burada B seçeneği olmalıdır. Eş aralıklara ayrılmış aşağıdaki yakıt göstergesi ibrenin ucu 1'i gösterdiğinde deponun dolu 0 gösterdiğinde ise deponun boş olduğunu ifade etmekte. Deposu 24 litre yakıt alabilen bu aracın yakıt göstergesi çekirdek gibiyken bir miktar yol giderek x litre yakıt harcamıştır. Yakıt göstergesi son durumda 1 bölü 4 ile 1 bölü 2 arasında olduğuna göre aracın litre cinsinden tükettiği yakıt miktarını gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Şimdi şu an 4'te 3'ünde 24'ün 4'te 3'ü ne demek? 24'ün 4'te 3'ü dediğimizde 18'i buluruz. Yani burası 18. Şimdi 18'den x litre harcamışsınız ve ne ile ne arasındasınız? Şu an 24'ün 4'te 1'i e 6 olduğu için burası 6. 24'ün yarısı 12 olduğu için burası da 12'dir. 6 ile 12 arasındasınız. O zaman 6 küçüktür. 18 eksi x'ten 18 eksi x küçüktür 12'den diyebiliriz. Ben bunu çözerken parça parça çözmeyi de seviyorum. Mesela şöyle alıyorum. Bunu böyle bir çözüyorum. Bunu böyle bir çözüyorum. Yani mesela 6 küçüktür. 18 eksi x diyorum. Eksi x'i sol tarafa çekiyorum. x küçüktür. 18 -6. eksi 6. Eksi 6'yı da diğer tarafa atıyorum. x o zaman neyden küçük oluyor? 12'den küçük oluyor. Bu bir. Diğeri 18 eksi x küçüktür 12 ya. Eksi x'i sağ tarafa 12'yi sol tarafa atıyorum 18'den 12'yi çıkardım küçüktür x dedim. Eksi x, x attığımda x olarak geçti. 6 küçüktür x. O zaman bak 6 küçüktür x x küçüktür 12. Senin o zaman istediğin değer 6 ile 12 aralığında olmalıdır. Doğru cevap Bursa'dır. Bir soru bankasında toplam 90 test olup her bir testinde en az 4 en fazla 12 soru bulunmaktaymış. Sahra bu soru bankasındaki soruların tamamını yanıtlamış ve %90'ını doğru yapmış. Buna göre Sahra'nın yanlış yaptığı soru sayısını gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ya burada şöyle bir şey var tamam mı? Yani en azdan gidersek 90 çarpı 4'ten 360 soru vardır. En fazladan gidersek 90 çarpı 12'den orada da 12 ile 90'ı şöyle kolayca çarpabilirim. 9 kere 2 18 elde 1 var. 9 kere 1 9 bir elde 1080 yapıyor. Şimdi %90'ı doğru yaptıysan %10'unu yanlış yapmışsındır. O zaman 360'ın %10'u dediğimizde %10'u aslında onda biridir. O da 36 yapar. 1080'in %10'u dediğimizde o da onda biridir. 108 yapar. 36 ile 108 aralığında olması gerekir. Burada o zaman doğru cevap Denizlidir. Çünkü hani en az 36, en fazla 108 de dahildir. Buna da dikkat edelim. Futbolda oynanan bir maç sonunda galibiyet, mağlubiyet veya beraberlik durumunda alınabilecek puanlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bir futbol takımı oynadığı 40 maç sonunda toplam 86 puan almıştır. Buna göre bu takım en fazla kaç mağlubiyet almıştır? Şimdi burada en fazla mağlubiyet alabilmesi için ben olabildiğince galibiyet alırım ki bizim geri kalanından puan almamamız icap etsin. Şimdi burada 40 maç sonunda toplam 86 puan almışım. 86'yı 3'e böldüğümde bak şimdi 86'yı 3'e bölersem burada 3 kere 2 6. da 3 8 kere 8 kere 3 24 kalan 2. O zaman 28 galibiyet tamam mı? Sonra 2 tane de ne almışımdır? Beraberlik almışımdır. 2 tane de beraberlik. O kalan 2 puan da beraberlik olsun. O zaman bizim 28-2 daha 30 tane maçımız bu şekilde galibiyet ve beraberlik. Geri kalan 10 maçımız 40'tan 30'u çıkarırsak 10 maçımız da mağlubiyetle bitmiştir. Hiç puan alamamışızdır. Doğru cevabımız Bursa olmuş olur. Bir kazağın satış fiyatı 3x artı 10 lira olup alış fiyatının %120'sine eşittir. Bu kazağın alış fiyatının 50 liradan az olduğu bilindiğine göre x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi alış fiyatının %120'sine eşitmiş. O zaman şöyle diyebiliriz. %120'si 50 liranın %120'si nedir? 50'nin %120'si şu şekilde yazılabilir. Sıfırları attım 60'tır. Demek ki 60 liradan az olacak. 3x artı 10 küçüktür 60 diyorum. Bu 10'u bu tarafa gönderiyorum. 3x küçüktür 50 oluyor. Buradan da 50'yi 3'e bölersem x'i bulabileceğim. 53'e böldüğümde 5'in içinde 3 bir kere var. 20'nin içinde 3 arıyorum. 6 kere 3 18. Kalan 2. Burada 0 var. Burada da 20'nin içinde yine 3 ararsam 6 kere 16,6. Yani x küçüktür 16,6 devam ettirmedim ben bu şekilde yazmam yeterli o zaman x en fazla 16 olabilir doğru cevabımız Bursa'dır. Şimdi burada Recep'in Hakan'dan küçük olduğu söyleniyor. Alıyorum 3x artı 2 Recep küçüktür 4x -6. eksi 6. Eksi 6'yı at sol tarafa 3x'i at sağ tarafa. O zaman ne oluyor? 2 6 daha 8 küçüktür 4x'ten 3x çıktı x. 8 xten e, küçükse x de 8'den büyüktür. Tamam bu cepte bu bir. 2 Recep'in önderden büyük olduğu biliniyor. O zaman ne derim? 3x artı 2 büyüktür 2x artı 7. 2x'i bu tarafa 2'yi de sağ tarafa atarsam ne olur? x büyüktür 5 olur. Şimdi hocam bir x büyük 5 çıktı bir x büyük 8 çıktı. Ne yapalım burada? Burada şöyle yaş ortalamasını bulacağız bir de. Yaş ortalamasını bulacağımızda 3x 2x daha 5x 4x daha 9x. Hepsini topluyorum bakın. 7, 2 daha 9, 9 eksi 6, 3, 9 x artı 3. Bu 9 x artı 3'ü 3'e bölüyorum. 9 x artı 3'ü 3'e böldüğümde ne elde ediyorum? 3 x artı 1'i e elde ediyorum. Şimdi 3 x artı 1 ya arkadaşlar. Burada ben 8'den büyük bir değer yani çünkü bak x 8'den büyükse sen burada 6 verirsen bunu da sağlamayacaktır. Ya yani her ikisinde de sağlayacak bir değer vermen lazım. Yani burada hocam en küçük de diyor 6'yı verelim ama burada sağlamıyor o zaman. Yani bu buradaki eşitsizlikte x 8'den büyük olması gerekiyor. Yani x 9 olursa bunun için sorun yok. Bunun için de sorun yok ama x 6 olursa bunun için sorun yok ama bunun için sorun var. O zaman biz burada x'i en az 9 seçmeliyiz. 9 seçersek 9 kere 3 bakın 3 çarpı 9 27 bir daha ne yapar? 28 yapar. Ee, o zaman doğru cevabımız Ceyhan olmalıdır. X bir tam sayı olup Ali'nin kütlesi 2x-5 kilogram. Leyla'nın kütlesi 55 kilogramdır. Ayrıca Leyla Ali'den ağır olup kütleleri farkı da Ali'nin kütlesinden fazladır. Buna göre Ali'nin kütlesi en çok kaç kilogramdır? Şimdi X tam sayı tamam. E, Leyla'nın kütlesi 55. Leyla Ali'den ağır. Kütleleri farkı da Ali'nin kütlesinden fazla. Şimdi o zaman şöyle diyebilirim. 2x eksi 5 bir kere küçük olacak 55. Yani Leyla'dan az olacak. Kütleleri farkı da yani 55 eksi 2x eksi 5 de kütleleri farkı da ne olacak? Ali'nin kütlesinden fazla olacak. Büyüktür Ali'nin kütlesi yani 2x eksi 5'ten. Bak ben burada şöyle bir şey yapacağım tamam mı? Şu eksi 2x eksi 5 ya bunu direkt bu tarafa atacağım. 2 tane 2x eksi 5 olmuş olacak. 55 büyüktür 2 tane 2x eksi 5. Dağıtıyorum şu 2'yi. O zaman ne oluyor? 55 büyüktür 4x -10. eksi 10. Eksi 10'u çek bu tarafa tamam mı? Ne oldu? E, 55 10 da 65. 65 büyüktür 4x oldu. Her iki tarafı 4'e böl. 65'i 4'e bölüyorum. 6'da 4 bir kere. 25'te 4. 4. 6 kere 4 24 kalan 1. Buraya bir sıfır ekle buraya bir virgül koy. Onun içinde 4 2 kere 16.2 büyüktür x'ten. O zaman x burada en fazla ne olabilir? 16 olabilir. Sonra devam ediyorum. Daha bir de Ali'nin kütlesine geleceğim ha dur. Şurayı da halledelim. Şu eksi 5'i bu tarafa gönderiyorum. 2x küçüktür 55 5 daha 60. E, x küçüktür 30. Otuz. x 30'dan küçükse o zaman x yerine biz ne verebiliriz? 29 da verebiliriz. 29 da verebiliriz diyorum ama 29 verirsek burada sağlamaz. Yani x şimdi 29 olursa x burada en fazla 16 olabiliyor zaten. Yani 29 veremeyiz. Bu olmadı yani. x yerine 29 veremeyiz. Yani buradan faydalanamıyoruz aslında. O zaman en fazla verebileceğimiz 16. 16 verirsek 2 çarpı 16 32 32'den 5 çıkardığımızda da 27 olduğunu görürüz. Çünkü x yerine 16 yazarsak 2 çarpı 16 32 5 çıktı 27 Ali en fazla 27 kilogramdır. Sorulardaki ince noktalar arkadaşlar sizi asıl böyle zirveye çıkaracak noktalardır diyebilirim. Şimdi burada büyük olan daha fazla harcıyorsa 3x-2 eksi büyüktür 10 diyebiliriz. Eksi 2'yi sağ tarafa attığımızda 3x büyüktür ne olur? 10 artı 2'den 12 olur. Yani 3x 12'den büyük. Her iki tarafı 3'e böl. X büyüktür 4 olur. E şimdi x 4'ten büyükse biz x yerine ne verebiliriz? Tam sayıda olduğu için 5 verebiliriz. En az da dediği için yani çok fazla vermiyorum yani. Sadece x 4'ten büyük ne olur? 5. 6 da olur 7 de olur ama en az da dediği için. O zaman 5 kere 3 15. 15'ten 2 çıktı 13. E 13 ile onu topla 23. Günlük 23 lira harcıyorlar. E 10 günde o zaman 230 lira harcamış olurlar. Doğru cevap Adana olmalıdır. Serdar Bey maaşının 1 bölü 4'ü olan 750 lirayı mutfak giderlerine ayırmakta. Bir sonraki ay mutfak giderlerine maaşının %30'undan az ve 5'te 1'inden fazla olacak şekilde ayıracaktır. Şimdi... Serdar Bey'in bir sonraki ay için mutfak değerlerine giderlerine ayırdığı paraya ait eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Şöyle bir durum söz konusu. Dörtte biri 750 ise maaşı 750 çarpı 4'ten 3000 liradır. Şimdi 3000'in %30'undan az olacak. 3000'in %30'undan az olacaksa o zaman 3000 çarpı %30 deriz. Ve burada gerekli sadeleştirmeyi yaptığımızda bakın x sıfır aşağıdan x sıfır yukarıdan attım. 3 kere 3 9 2 sıfır ekledim 900. O zaman burası 900 ile 3000'in 5'te biri denildiği için 3000'i 5'e bölerim. E, 3000'in 5'te biri yani maaşın 5'te 1'i 3000'in 5'te biri de ne yapar? 600 yapar. O zaman 600 ile 900 aralığında olmalı. Doğru cevap denizlidir. Şimdi bir kumbarada sadece aşağıda verilen madeni paralardan toplamda 30 adet bulunmaktaymış. Kumbarada bu paraların her birinden en az 4 adet olup kumbaradaki parayla 21,6 liralık bir ürün satın alınabilmektedir. Buna göre kumbarada bulunan 1 lira değerindeki madeni paraların sayısı en az kaçtır? Şimdi bir kere hepsinden 4'er tane olacağı için 4 bundan, 4 bundan, 4 bundan, 4 bundan ne yaptı? 12 taneyi kullandınız. 30'dan 12'yi çıkarırsanız geriye 18 tane madeni paranız kalıyor. 18 madeni para. Tamam. Tamam. Şimdi bundan 4 tane kullanırsanız 4 lira. Bundan 4 tane kullanırsanız 2 lira. Çünkü 4 çarpı 50 200 kuruş ya oradan. Burada da 4 tane kullanırsanız 4 çarpı 25 100 kuruş 1 lira. Buradan toplam siz 7 liranızı elde ediyorsunuz. Tamam ne kadarlık ürün alacaksınız? 20,6'lık. 20,6'dan 7 lirayı e, çıkarırsam ben. Geriye ne kalmış oluyor? Ondan 7 çıktı. 3. E, şuradaki 1'i aşağı indirdim. 13, Şimdi 13,6 liraya ihtiyacım var benim. 13,6'yı nasıl elde edebilirim? Ve tabii elde ederken de 1 liralıkları mümkün olduğunca kullanmak istemiyorum. En az kullanılsın diyorum. Şimdi 1 lirayı kullanmazsam neyi kullanmaya çalışırım? 50 kuruşlukları kullanmaya çalışırım. Şimdi geride de 18 tane madeni param var. E 18'in yarısı ne yapar? 9. E 9 lira olursa yetmiyor ki yani 13,6. Yani hepsini 50 kuruş kullanamam. Demek ki bir kısmını nereden kullanmam lazım? Şu 1 e, liralıklardan kullanmam lazım. Peki bunun dengesini nasıl ayarlayacağız hocam? Bunu da bakın bunun 4 tanesini zaten kullandınız. Burada 8 kaldı. Bunun 4 tanesini kullandınız 9 kaldı. Bunun 4 tanesini kullandınız 10 kaldı. Bunun 4 tanesini kullandığınızda 11 kaldı. Şimdi 8 tanesini kullanırsanız 8 çarpı 1'den ne olmuş oluyor? Ekstra bir 8 lira geliyor. Tamam hocam. Geriye 10 tane şey kalıyor ne onun adı e, şu e, madeni paradan kalıyor şimdi 10 tane bundan alırsanız ne olur 10 çarpı e, 50 kuruştan 500 e, kuruş yapar o zaman 5 lira da oradan gelir e 8-5 tane ne yapıyor 13,6 13 şey 8-5 tane 13 yapıyor 13,6 yetmez ki yani bu olmadı arkadaşlar e, şimdi 9 olursa 9 tane 1 liralık olursa şimdi 9 lira geliyor. E geriye ne kalıyor o zaman? 9 tane 50 kuruş. E 9 çarpı 50 de 4,5 yapar. 9 ile 4,5'ü toplarsan o da 13,5 yapar. Yine etmiyor. Çok kritik bir soru bak. 10 tane olursa bak 10 çarpı 1 lira 10 lira yapar. Geriye 8 tane de 50 kuruş kullanırsan o da 4 lira yapar. A yetti 14 lira yapıyor yetiyor. O zaman doğru cevap Ceyhan olmalıdır diyeceğiz gerçekten çok üst düzey yani kazanım gibi görünüp çok üst düzey düşündürebilecek bir soru tarzı olduğunu düşünmekteyim. Çok fazla düşünme kullandık yani. <laughs> en fazla 600 kilogram yük taşıyabilen bir asansöre 80 kilogram kütleli bir kişiyle kütleleri kilogram cinsinden ardışık tam sayı olan 5 kişi binebilmektedir. Buna göre bu kişilerden en az kütleli olanın kilogram cinsinden kütlesi en fazla kaçtır? Şimdi şöyle diyelim. 80 kilo bindi. Sonra x kilo bindi. Sonra bir fazlası x artı 1 bindi. Sonra bir fazlası x artı 2 bindi. Sonra bir fazlası x artı 3 bindi. Sonra bir fazlası x artı 4 bindi. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 kilogram cinsinden ardışık tam sayı olan 5 kişi bindi mi? Bindi. 80 kilo da bindi. Ve bunlar maksimum 600 olacaksa küçük veya eşittir 600 dedim. Topladığımda 80, 4 daha 84, 87, 89, 90. O zaman 5x artı 90 küçük veya eşittir 600 diyeceğim. 90'ı çek bu tarafa. O zaman 5x küçük veya eşittir 600'den 90 çıkarsa 510. Her iki tarafı 5'e böleceğim. 510'u 5'e bölersem 5'te 5 bir kere değil mi? E, o zaman 1'in içinde yok 0 kere. Onun içinde 5 2 kere. X küçük veya eşittir 102. Buradan 102 olabilir. En fazla dediği için. Doğru cevap Ceyhan'dır. Bir şişenin kapasitesi 5 x eksi 10 mililitre olup şişenin tamamı suyla doludur. Bu şişeden 2x artı 30 mililitre su içildiğinde şişede suyun yarısından az kaldığı görülüyor. Hmm, o zaman şöyle diyebilir miyiz? 5x eksi 10'dan 2x artı 30'u çıkardığımızda küçük oluyor 5x eksi 10'un yarısından. Çünkü e, suyun yarısından az kaldığı görülüyor. Şişedeki suyun yarısından az kaldığı görülüyor. Peki. X1 tam sayı olmak üzere şişenin kapasitesi en fazla kaçtır? Şimdi bak bunları bir düzenleyelim. 5x eksi 10. Şu eksiyi dağıtıyorum. Eksi 2x eksi 30. Küçüktür. 5x eksi 10 bölü 2. Burada da şöyle bir şey yapacağım. 5x'ten 2x çıktı. 3x eksi 40. Küçüktür. 5x eksi 10 bölü 2. Her iki tarafı 2 ile çarparsam. Ne olur? Burayı 2 ile çarptığımı düşün. Burayı da 2 ile çarptığımı düşün. O zaman 6x eksi 80 küçüktür. 5x eksi 10 olur. Çek 5x'i bu tarafa. Eksi -80 80'i de sağ tarafa götür. Ne olur? 6x eksi 5x küçüktür. Eksi 10 artı 80. Bu da x küçüktür 70'ten. x 70'ten küçük ve tam sayıysa 69 olabilir. O zaman şişenin kapasitesi 69 çarpı 5 eksi 10'dan. 9 kere 5 45 elde 4. 6 kere 5 30 4 elde 34 345 10 çıkar. 345 eksi 10'dan 335 olur. Doğru cevap A seçeneğidir diyeceğiz. Bir video çözümünde burada sonuna geldik. Bir dahaki video çözümlerde görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşçakal.